Evet, o meşhur taçlar geldi. Şimdi taçlar yüksek, orta yüksek, düz çeşitlere ayrılıyor. Mesela bu tacı bir beyaz, yani zemini beyaz bir şeyin üstüne yapsaydım, bunun üstü bir tane ve tek bu. Hepsi el yapımı polimer kil çiçekler, böyle minnak minnak, şöyle tepeden bir çekin arkadaşlar. Bakın, aşağı kadar inmedim. Şimdi bunu bir bakın, bu şekilde. Bundan bir tane var. Bu arşiv. Eğer beyaz ve beyaz çiçeklerden ya da gelinin kullandığı çiçeklerden yapsak, gelin, nişan, onlara çok uygun olurdu. Önce göstereceğim neler var elimizde. İncili taçlar var, çeşit çeşit. İncilerin kaliteleri çok değişik. Cam inci var, plastik inci var. Şunu takayım. Mesela bu orta yükseklik. Bunun içine küçücük bir elyaf sünger gördük. Bu daha kullanılabilir, hani her günlük. Yine yazın plajdasınız, denizdesiniz, bir yerden çıktınız. Saçınızı hemen toplayıp şuraya. Hani bunu da taktığınız zaman saç ıslak, şöyle bir yapıştırıverirsiniz saçı. Bir jöle elinizdeki güneş yağınızdan azıcık sürüp yaparsınız. Tacınızı da takarsınız. Bayağı bir hoşluk olur. Bu öyle. İncecik, bunun da incecik süngeri var, değil mi? Evet. Bunun da incecik süngeri var. Bunları çok güzel kristal, güzel taç, şeylerden, Çok taşlarla güzel oldu. yapıştırdım. Silikonla yapıştırdım. Başka bir malzemeyle yapıştırabilirsiniz. Şunu gösterdim, onu gösterdim. Sonra düğümlü taçlar. Şimdi bunun yapımını da göstereceğiz. Nasıl dikiyoruz, nasıl yapıyoruz? Arkasını gösteriyorum. Burada kamera bir yakında olursa bunu çok merak ediyorlar. İçinde kullandığımız taç bu. Bu, hani 165 dolara satılıyor dediğim bu taçlar. Yani istediğiniz malzemeyle yapabilirsiniz. Taçlar 12'li paketler halinde Eminönü'nde, tuhafiyelerde satılıyor. Uygun fiyatlı, tanesi uyguna geliyor. Şu ende ve güzel bir taç alın. Yani eğer bunu satacaksanız çok sıkanlar var başı. Bunları deneyin siz kendiniz. Başınızı sıkmaması. Tacın boşu da böyle. Eskiden biz böyle takı takı verirdik, çıkardık veya saçımızı arkaya doğru yapardık. Şöyle önümüze gelmesin diye böyle yapardık. Takardık. Taç kullanımlı bir şey. Yüzyıllardır da var yani. Eskiden antik Yunan'da bile yani taçlar çok güzel böyle defne yapraklarıyla, normal çiçeklerle yapılanlar da var. Kostüm, dekor, kostüm tarihinde önemli yer tutar taçlar. Çeşit çeşit taçlar olabiliyor. Şimdi ben çok severim taç kullanmayı, şapka, bere kullanmayı, yapmayı çok severim. Yani mutlaka yaparım. Ben satmıyorum, satanlar var. Ama bir iş kolu edinebilirsiniz. Tacınızı mutlaka çok sıkmayan, kötü bir taç almayın. Kadife kaplı, bakın benim elimdeki. Bundan yapın eğer iş kolu yapacaksanız. Yine çok uyguna geliyor, 12'li paket halinde, değil mi? Evet, Eminönü'nden evet. aldık. Hatta ben paylaşımlarda da bulundum. Nereden aldım, nasıl aldım gibisinden. Şimdi şunu takıyorum. Bakın. Bunun içinde de bir yumuşak süngeri var. Elyafı. Elyafı var. Şunun arasına takılıyor saç. Bizim eğer yapıyorsanız içine Defne. bir okunmuyor şu uzaktan. Bu benim bir şey satmıyorum ama markam, size fikir olsun diye. İsterseniz başka bir etiket eğer satacaksanız. Ayşe'nin taçları. Atıyorum. Buraya bir etiket yapmalısınız. Güzel kutulamalısınız. Bunları konuşuyoruz hep. Şimdi üstüne pazarlardan alabileceğiniz uygun fiyatlı viskonlar, değil Daha mi? streç bir kumaş olması Bu lazım. streç mi şu da? Evet. Bunda bir streçlik var mı? Var. Hafif varmış bak. Jarse. Ha, jarse. Jarsemsi. Çiçekli, desenli. Bakın bir tane yapacağız. Sade.
Şimdi bunların nasıl yapıldığını anlatacağım. En önce bundan mı başlayalım, kadifeden? Kadifeden başlayalım. Şimdi böyle bir tacımız var. Şimdi buna streç kadife, bir üstüne nasıl şurada gördüğünüz gibi bir kadife kaplayacağız. Ama içine elyaf da yapacağız. Önce buna göre bir patron çıkarttık. Tacımı alıyorum elime. Herhangi bir kumaştan, biz polardan yaptık. Bakın böyle bir, biraz bunu büyük mü yapmışız? Bizim o ilk taşlar bir tık daha büyüktü. Altında belki elyaf yok diye öyle olabilir. Elyaf yok diye mi olabilir? Yok. Olur. Ha, daha büyükse. Fark etmeyecek. Tamam. Şuradan alalım. Azıcık kesiyorum bunu. Tacınıza göre bir patron yapıyorsunuz. Patron önemlidir. Siz de onu bana şöyle yaptırdınız biliyorsunuz. Ben nasıl yapalım diye düşünürken koyduk şuradan itibaren çizerek... Evet, çizdik bir kağıda efendim. O bayağı zormuş, gösterseydik. Ha, bu çizmesi mi? Bize çok kolay geldiği için herhalde şey oluyor. Şimdi bu şekilde tut onu Yurdanur. Şurada evet. Kalemim var, bir dakika. Aytül Hanım'ı mı kıracağım? Şunun üstüne de şey gösterebiliriz. Olmazsa. Sileriz. Bir tamam. Dakika. Kağıdınızı koydunuz. Önce bir A4 kağıt. Tacı böyle getirdiniz. Böyle çiziyorsunuz. Yatırıyorsunuz, çiziyorsunuz, çiziyorsunuz. Masaya bir şey olmaz. Biz onu sonra sileriz ıslak mendille. Masaya çizdim. Nereye çizeceğim? Yok şu anda A4 kağıt almamışız. Çıktı. Olsun. Ellerini kirletme, sonra sileriz. O şekilde yaptınız. Patronu çıkarttınız. Patronu ince elyaftan da bir tane. Bunu da büyük yapmışız. Ha, bu onun için. Onu yapmak için yine buradan elyafı bu şekilde kesiyorsunuz. Bu düğümlü tacın. Düğümlü tacı anlatacağım birazdan. Şimdi Yurdanur. Hı. Bir tek şeyi kesmemişiz galiba, getirmemişiz. Bir tane elyaf içine nasıl koyuyoruz gibi. Hı, tamam. Bunun elyafı ya. Şimdi streçli şeyi de kestik patronumuza göre. Yarıdan yaptık değil mi onu? Evet. Bu şekilde. Normalde kalıbını yaptık, paylı biçtik. Bunun bir santim payı var yani burasında. Evet, iki kat yaptık. Etrafını saracak gibi. Bu bitmiş pay. Evet. Normalde birer santim buralarından şey pay bıraktı. Pay bırakacak. Streç olduğu için kumaş esnemesini istiyoruz ki bol kalmasın tacın üstünde. Bunu dikiyoruz. Streç. Hadi dik Yurdanur. Streç dikişine getirdik. Ben gözlüğümü takayım. Orayı dikiyoruz şimdi. Streç dikişine, dikiş ayarına getirin makinenizi. Evet. Dikilmişi var. Geçelim. Dikilmişi var. Dikiyoruz, ters çeviriyoruz. Cimi bak böyle ters çeviriyoruz. Çevirdik. Elimizde tacımız. Nerede o siyah? Bu muydu, bu muydu? Bu. Hangisiydi bu? Şimdi bu ilk aldığımıza yapıyorum. Bu ilk aldığımız. Ha, ona göre değil mi bu, buna göre mi? Vallahi ikisi çok fark ediyor. Bir gittiğimizi Eminönü'nde bir daha bulamadık. Şimdi yarıya geçirdik. Ortada açıklık bırakıyorsunuz, unutmayın. Sonra elle dikeceğiz bunu. Bakın şunu göstereyim. Makinede sağından solundan diktik. Ortada açıklık bırakıyorsunuz. Şimdi burada biz bunu yani yarım gün uğraştık. Şimdi böyle yapsanız geçmiyor. Tut Yurdanur, ben şimdi bak bunu nasıl geçirdim. Burada bir hile var. Şimdi şöyle yapıyorum. Bunu buradan... Böyle miydi? Evet, evet, öyle. Şöyle sonra yapacağım. Çeviriyoruz. Şimdi buradan böyle geçiriyorum. Sonra bunu şöyle yaparak geçiriyorum. Bakın. Kolayca geçiyor. Bunu yalnız şuna göre ayarlamışız. Şuna göre ayarlamışız. Galiba. Bir dakika. Çıkarıyorum, hem de bir kere daha göstermiş oluruz. Milim fark var arada ama bak biraz bol geldi. Altına ver. Şunu koyalım. Getir. Bakın. Geçirdim. Geçirdim. Bunu böyle yapıyorum. Geçiriyorum. Şu tarafını. Buna dikkat edin. Hani dikiş üste geldi falan demeyin. Sonradan bunu çeviriyorum. Evet. Elyaf da girecek tabii bunun içine. Sonra orasını tutturuyoruz elimizle. Böyle tutturuyoruz. Bu hiç elyafsız. Eğer elyaf istiyorsanız içine bunu koymadan... Elyafı koyuyorsunuz. Şimdi elyaf buna için. Büyük. Ben hemen keseyim. Ama başka elyafımız yok. Onu nasıl yapacaksın o zaman öbürünü? Yok, orada var bir tane hazır şu. Nerede var?
Bu. Ha, tamam. O zaman şöyle yapalım, ben keseyim bunu. Bunu buraya silikonla elyaf az kabarık olsun istiyorsanız bunu buraya yapıştırıyoruz. Ondan sonra üstüne kadifeyi geçiriyoruz. Tamam mı? Evet. Kes Yurdanur, varsa başka elyafın. Evet, şimdi 3 tane taç hediye ediyorum. Hangileri gösteriyorum? 1. 1. Bakın takıyorum. Bu da daha genç kızlara, daha çocuklara da olabilir. Hani bir elbiseyi tamamlayıcı. 1. Hediye ettiklerim. 2. Bunlar da şeyden. Hani çok yüksek kullanmak istemez herkes belki diye. O yüksek biraz iddialı, biraz hoş giyinip kocaman küpelerle falan hakikaten çok hoş duruyor yerini bulduğu zaman. Bunlar daha sadeler. 3 tane bir incili, bir bu. Bir bu çok isteyen oldu değil mi yayının başında söylediğimiz için. Ben hafta sonu çalışacağım, bunları hemen göndeririz. 2 kişiye daha yapacağım burada. 5 kişiye veriyoruz. 5 kişiye veriyoruz. Seyircilerimiz istesinler. Artık kimin kısmetine ne gelirse. Şimdi yaptık. Yapıştırıyorum bunu. Şimdi 2-3 tane prensibi olan şeyden bahsediyoruz. Yapıştırmaya başlayacağım. Silikonla. Güzelce yapıştırın. Evet. Ne diyor izleyicilerimiz Aytül? Herkes taç istiyor. Taç istiyor. Ama yapabilirsiniz de. Gerçekten kolay bir şey. Bakın, kapladık. Daha sonra diktiğimiz kadifeyi geçirdik. Şöyle geçirdik. Bakın hemen pofido oldu. Şuradan da geçireyim. Şöyle yapıyorum. Şuradan iyi yapıştırın. Belki şu anda yapışmamış olabilir. Koyduk. Eğer bir tanesinde bir hile yaptım. Eğer şurada bir şiilik istiyorsanız, sadece burada biraz yükselsin. Bir kat daha elyaf. Evet. Yapıştırabilirsiniz. Bakın bir dakika dıştan göstereyim. Bir parça daha içerideyken, yani kırmızıyı geçirmeden bir kat daha şurasına elyaf geçirebilirsiniz. Evet. Daha sonra bunu güzelce yerleştirdikten sonra dikiyor. Bunu güzelce elle dikiyoruz. Hatta dikmeden önce şuralarda bir yapıştırma yaparsak bu taçın böyle sağa sola dönmesini de engelleyebiliriz. Ondan sonra hatta ben şimdi başlayacağım Yurdanur bunu diker. Ondan sonra mesela tam ortalıyorum şöyle artık benim gözüm alıştığı için. Güzelce silikonla incilerimi yapıştırmaya başlıyorum. Sağ olsun Yurdanur burada. Şunu da yapabilirsiniz. Hani ben gözüm alıştığı için bakın bu şekilde. Aşağı doğru azaltın tam kulağınıza. Bunlar da bakın kulağımızın üstüne gelebilecek yerlere inci koymuyorum. Bunu bir büyük bir küçük koydum. Aşağı doğru daima yaptığınız ne üstüne çiçek, böcek ne koyuyorsanız onları azaltın. Mesela ben şu çiçekli de evde bir tane mumluğum vardı. Çok eskiden 2 tane almışım. İçine şey konuyor. Mum koyuyoruz. Bunun bir bardağı oluyor. Mumluk. Ne yaptım bunu? Kullanmıyorum. O zaman onları ben makasla şöyle küçük küçük şuradan kestim. Bunlar da el yapımı güzel şeyler. Böyle kestim bunları. Hazırladım, bana boncuk yaptım. Ve şuradaki çiçeklerimi çekersek arkadaşlar bunları silikonla buraya yapıştırdım. Ve aralarına inciler ve şunlardan elinde gördüğünüz bakın şurada. O şeyden kestiklerimle yapıştırdım. Gördüğünüz gibi.
bir iki silikon artığı, onları iyi temizlemek lazım. Onları da cımbızla temizliyorum, silikon artıklarını. Arkaya bir şey geçiriyoruz, ekstra for. Ve içine kendi etiketiniz, markanız, bir şeyiniz varsa satmak için yapıyorsanız. Bunu evinizde bulunan plastik küçük çiçeklerle de yapabilirsiniz. Küçük küçük. Ama daima aşağıya, yanlara geldikçe yaptığınız şeyleri azaltmanız lazım ki kulağınızı acıtmasın. Kulağınızın arkasında o malzeme bir böyle kafayı kocaman yapmasın. Olayı yukarı doğru hani vermek lazım. Mesela şurada da bakın şurada yani şu kulağın tam üst yerinde kulaklarınızı, kulak kepçelerimi gösteriyorum. Orada bitmesi lazım koyduğunuz rahat boncuk, çiçek, herhangi bir şey. Şunlar hazır. Eminönü'nde hazırlar da var. Şu hazır. İsterseniz bu hazırlardan göndereyim size. Şunlar da çok güzel bakın. Bunun üstüne bir şey koymaya gerek yok. Yani saçınızı toplarsınız. Aytül bunları da gönderebilirsin. Bunlardan da takarım diyen olursa. Hani kimin kısmetine ne gelirse arkadaşlar. Evet şimdi gelelim şu tacımıza. Hemen onu da anlatayım. Yine taç aynı taç. Kalın. Geçen gün burada Fatma yapmış. Fatma keçe keçe onu, çok güzel şeyler yapıyor. Fatma ince taç koymuş buna. Ama bunun o da güzel olmuş. O da bir fikir. Ama biz orijinalinde de böyle kalın yaptık. Yurdanur hemen bunu nasıl yapıyoruz? Bakın buna da kendinden uzun bir kumaş ve içine elyaf koyuyoruz. Hazırladık. Evet. Sonra anlat şimdi sen onu. Normalde böyle bir kalın. Kanalı mı arıyorlarmış? Ay inanmıyorum. Ben ya burada programımızı yapalım. Ben gönlüm sizin. Siz isteyin yeter ki. Evet. Ne olacak? Bir taç olsun istediğiniz. Yapacağım. Birkaç tane daha yaparım. İlave ederim. Madem bu kadar istek geldi. Oturur hafta sonu çalışırım. Gece çalışırım. Değil mi? Sizin elinizin değdiği şeyi istiyor seyirciler. Hazırları ne yapsınlar? Onu alırlar. Ben de olsun evet. Onu isterim. Böyle hayır, bir olun. Kalıp çıkarıyoruz. Düğümünü ayarlayıp hani ne kadar düğüm yapacağız diye. Sonra tacımıza tutarsanız. Evet Derya, tutacağım. Bakın. Şöyle düğümlüyoruz tacın üstünden. Burada ayarlama yapıyoruz. Bakın bu çok kolay bir şey. Evdeki eski gömleklerden bu kumaşları. Ne bileyim eski bir elbise vardır. Çeşit çeşit çocuklara yapabilirsiniz. Düğümledik bakın. Mesela bunu. Aynı şekilde yaptık. Ayarlıyoruz, oranlıyoruz. Evet, şu düğümü güzel oturtmak lazım. Bakın çok güzel bir şey arkadaşlar. Yani o kalıp diye buradan gösterebiliriz. Evet. Bu kalıp. Kalıbımız bizim. Evet. Şu şekilde yapıyoruz. Kolay mıymış? Buraları ne yapıyoruz? Yapıştırıyoruz. Şimdi burada şunu, yerleştirdikten bakın, sonra. Bakın yerleştirdik şimdi bu yerleştirdikten var. İçinde sonra. Demin gösterdiğimiz şu ince elyaftan evet. Var. Daima tacınızdan yani bakın milim oynasa çirkin olabiliyor. Tacınızdan kalıp çıkartın. Şimdi bundansa bu çok daha kolay. Ve çok güzel kullanımlı. Şimdi buraları yapıştıracağız. Evet. Yapıştıralım Yurdanur. Tamam. Şuradan başlıyoruz. Hı hı. Yapıştır. Bir daha da yayına büyük silikon tabancası getirelim ne olur. Tamam. Az çıkıyor ya şey oluyor. Efendim? Arkası mı düştü? Buradan takarız. Var bir tane daha. Ha silikonumuz mu düştü? Ay nazara geldik bir dakika. Silikon. Silikon bitti. Aytül. Düştü mü? Heh. Tamam böyle ben biraz kesiyorum silikonu. Rahat kullanmak için. Kısa şey yapmak için. Ay Yurdanur iyi bir silikon tabancası alalım valla. O kadar tamam. Çok kullanıyoruz ki bütün silikon tabancalarımız şeyle. Şöyle yapıştırıyoruz yerleştirerek ben onu yapıştırayım. Tamam önce baktık, iğneledik, tuttuk, taktık. Evet. Güzel yaptıktan sonra... şuralarına da şöyle geleyim şurası. Şuralarına güzel bir ütü de istiyor. Yaptık. Burayı çok ezmeyin ortalarını. Evet. Güzel bir ütü de lazım oluyor. Ay ben durmayayım Derya çalışayım. Hanım, şu kısımda bu hani açıklık oluyor ya düğüm yerinde. Orayı da böyle yerleştiriyoruz yapıştırırken.
çok güzel. Bunu yapıp satanlar da var. Bazı butiklerde kıyafetlerin yanında yapılıyor. Ben zaten gece gündüz taç yapacağım. Vallahi evinize, iyi aile bütçenize çok güzel katkı sağlayabilirsiniz. Alın, yazlık yerlerdeyseniz yapın. Parça kumaş alın. Toptancıdan alın taçlarınızı. Toptan alın 10 tane ama bir tane yapacaksanız tuhafiyeden gidin bir yerden. Bulabileceğiniz yerlerden alabilirsiniz. Aslında evlerde de var taçlar. Bir tane yapacaksanız onların üstüne de yapabilirsiniz. Ölçü daima sizin elinizdeki boş taç. Evet Aytun neler diyorlar, bir de resimler gelmiş. Beni kaldırın, Yurdanur yapsın. Resimler, ay çok tatlısınız. O kadar güzel resimler gelmiş ki bakmak istiyorum onlara. Hadi Erkan bakalım. Zaman mı kalmadı? Ne oldu? Yurdanur kalsın, ben gideyim. Evet. Yaptık. Evet. Bitti. Yurdanur, bu bitmiş zaten. Bu bitti. Tacı da takayım. Taçla ben size. Ay baksana. Kimler ama isimleri falan yok mu seyircilerimiz? Bakın şey atıyorlar. Ay şunu siyah bir kıyafetle düşün. Kimler? Merhaba. Örüyorlar herkes. Ya çok tatlısınız. Örgüler. Ya ne güzel şeyler örüyorsunuz. İnanmıyorum. Çok marifetli. Selam. İsimleri alamadım tabii. Bizi izliyorlar. Merhaba. Size de merhaba. Olay olay. Bunları verelim daha sonra da. Selam. Ay canlarım ne güzel renk örüyor baksana. Çok güzel. Aa, çiçekler. Merhabalar. Size de merhaba. İsim söyleyemiyorum, kusura kalmayın, sonra bakacağım hepsine. Merhaba, ne örüyorsunuz? Ne örüyorsun diyorlar ya işte, ne örüyorsun? Evet, daha çok değil mi Erkan? Böyle diyorlar, arkadaşlarımın hepsi böyle yapıyor. Sizleri çok seviyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki örüyorsunuz, üretiyorsunuz, güzel şeyler yapıyorsunuz. Nedir benim süre durumum tekrar? Tamam. Bakın taçlar, şimdi bir siyah kıyafet giydiniz, herkesin siyah bir şeyleri var veya beyaz bir tişört giydiniz, siyah bir hırka giydiniz, hemen taktınız tacınızı, çıktınız. Gayet kolay, gayet basit. Ölçü sizin elinizdeki boş taç. Her zaman düğümlüğü biraz fazla kesiyorsunuz ki düğüm payı oluyor. Anlaşıldı mı? Anlaşılmazsa ben bunu bir daha tekrarlarım. Bir kere daha yaparım. Çok yapacağım. Peki çok çok talep var. Kanal falan eşi istedi. Eşi istedi. Kameraman arkadaş. Tamam ben burada yatıya kalayım, odada yapayım. Hadi Erkan gir. Saçları dağıtayım. Gideyim, konuklarım var.